Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün manifestleyeceğiz aşkım. Evet, bugün manifestliyoruz arkadaşlar. Hep beraber manifestleyeceğiz ve hep beraber 2023'ten beklentilerimizden ve benim 2022 yılında yaptığım manifest panosunda neleri gerçekleştirip neleri gerçekleştirmediğimden bahsedeceğiz. İsterseniz önce bir benim önceki yıl yaptığım manifest panosuna bakalım ve hangi hataları yapmışım, neleri yanlış manifestlemişim ve neleri bu sene yapmamalıyım onlara bakalım. Bu benim 2022 manifest panom. Yani bu seferki panomu daha profesyonel yapacağız. Ama bunu ben böyle evde kendi kendime çizmiştim. 2022 ilk başladığında hatta böyle ocağın ikinci haftasına doğru falan yapmıştık biz bunu kardeşimle beraber. Böyle bazı şeyler yazmışım gördüğünüz gibi. 5. sınıf ol. Şimdi 5. sınıf oldum. Bunun üzerine bir tık atabiliriz. Spora başla. Spora başladım. Evet, hem de düzenli olarak spora gidiyorum ve gerçekten de düzenli spora gitmek hayatınıza kendinize yapabileceğiniz bir yatırım bence. Diğeri Instagram takipçisi. 250 bin yazmışım. Ben bunu yazdığımda benim böyle bir 23 bin takipçim, 30 bin takipçim ancak vardı Instagram için konuşuyorum. Ve hani 250 bin takipçi yazarken ben şey demiştim. Olmaz galiba demiştim. Sonra bir şekilde oldu. 30 bin takipçiyken 250 bin takipçi yazmak oraya birazcık şey istiyor, cesaret istiyor. Diyorsun ki hani yapamam ya galiba diyorsun. Ve aslında neden yapamam ya galiba diyorsunuz onu da anlamıyorum. Sen bazen büyük hayaller kurarken kendine güvenmiyor ama manifest panosunun amacı kendinize kesinlikle güvenmek. O hayallerin olacağına kesinlikle %100 inanmak. Çünkü yoksa o panoya baktığınızda kendinizin ne kadar yetersiz olduğunu hissediyorsanız o panonuz bir işe yaramaz. Buna kendi başıma inanıyordum ama birisi görse utanır mıyım diye düşünüyordum. Sonra ben bu panoyu Labs diye odamın orta yerine koydum. Salonumun orta yerine koydum. Gelen herkes gördü, giden herkes gördü. Herkes benim oraya 250 bin takipçi yazdığımı gördü. Yani ben bir şekilde artık buna inanmaya başladım. Sonrasında da bu gerçek oldu ve bir anda oldu arkadaşlar. Gerçekten de bir anda oldu. Hiç olmayacak zannediyordum. Ama bir anda oldu ve bitti. Ve de bu konuda da çok mutluyum. Teşekkür ederim hepinize. Böyle buraya araba yazmışım. Arabam olmadı maalesef ki. Arabayı yeniden manifest panosuna ekleyeceğiz ama her zaman hedeflerimden birisi arabamın olması. Bu sefer daha güzel manifest edeceğiz. Sadece burada bir yanlış bu. Bu araba ne mesela, anladın mı? Burada bir arabam oldu. Ama ne arabası? Araba nasıl bir araba? Ben kendi paramla mı araba alayım? Annem mi bana araba alsın? Babam mı bana araba alsın? Arabam olsun. Daha spesifik olmak gerektiğini düşünüyorum. Daha çok gezdi özellikle. Mesela daha çok gezdim. Tabii ki de gezdim. Sadece evimde oturmadım ama daha çok gez nereye mesela? Yurt dışını mı gezmek istiyorsun? Yurt içini mi gezmek istiyorsun? Bu sefer daha spesifik olacağız. Bu yıl daha spesifik olacağız. Cesaretli ol yazmışım. Cesaretli ol tabii ki kime göre, neye göre değişir ama benim kendime hatırlatmak istediğim bir cümle bu. O yüzden cesaretli ol'u kendime ekledim. Kendi işini kur yazmışım. Burada da spesifik olmadığımı düşünüyorum. Kendi işini kur mesela ne? Anladın mı? Ne iş kuracaksın kendine? Hani ne işi istiyorsun sen aslında? Gerçek iş hedefin ne? Manifest çok önceki yıllarda da vardı. Ama bu sene biraz daha moda. Neden bilmiyorum ama. Çünkü mesela Ferrari'sini satan bilge çok eski bir kitap. Secret çok eski bir kitap. Ve bunlar manifestten bahsediyor genel olarak. Manifestin bu kadar yükselmesinin sebebi bence şu. Hiçbir inancınız olmadan, yani Tanrı'ya inanç, putlara inanç, başka bir peygambere inanç olmadan evrene enerji yolluyorsunuz. Aslında bakarsanız dua etmek de böyle bir şey. Yani eğer manifest ne ya malımsın falan gibi düşünüyorsanız Allah'a dua etmek de ya da başka bir şey ettiğiniz dua, başka bir şey yaptığınız adaklar da bence budur. Buradaki asıl amaç evrene bir enerji yollamak. Hatta şöyle bir deney yapılmış arkadaşlar. Bir tane foton deneyi. Fotonları biliyorsunuz ışık gönderiliyor bir kavanozun içerisine gibi düşünün. Bir kavanozun içerisine ışık gönderiyorlar. Fotonları gönderiyorlar ve fotonlar direkt o kavanozun içinden böyle dümdüz geçiyor gidiyor. Diğer bir kavanozun içerisine de fotonları gönderiyorlar. Ama bu sefer o kavanozun içerisinde bir insan DNA'sı var. Fotonlar o DNA'nın etrafına dolanıyor bu sefer. Etrafında daha çok yoğunlaşıyor ve insan DNA'sının etrafında dolaşıyor. Sonra bu kavanozdan insan DNA'sını çıkarıyorlar ama fotonlar hala o insan DNA'sının etrafında dizilmiş şekilde kalıyor. Böyle bir deney yapmışlar ve bu da insanın enerjiden oluştuğunun bir göstergesi. Eğer biz bu kadar büyük bir enerjiden oluşuyorsak, yani size de olmuştur illaki. Mesela bütün gün aklınızda olan kişi o gün sizi aramıştır. Bütün gün o çocuğu düşünüyorsunuz mesela. Sonrasında o çocuk ne bileyim fotoğrafınızı beğeniyor. Alakasız. Ya da gidiyor bir yerde görüyorsunuz. Çok alakasız bir yerde görüyorsunuz. Bunlar oluyor. Hatta ben de kendi manifestlediğim bir olayımı anlatacağım size. Şimdi ben İstanbul'a gittim. Çok yakın
yakın zamanda değil, 2 ay falan önce gittim. Ve İstanbul'a gittiğimde benim İstanbul'da çok eski bir arkadaşım yaşıyor. İstanbul'a gittiğimde onun orada yaşadığını biliyorum ve onunla görüşmek istiyordum ama hani artık bir iletişimimiz yoktu bizim. Artık bir iletişimimiz olmadığı için de hani ayda yılda bir İstanbul'a gitmişsin, gidip onu arayamazsın yani doğal olarak. Ama ben onun beni aramasını çok istiyordum. İstanbul'da gidiyorum işte Kapalı Çarşı'ya doğru. Kapalı Çarşı'ya giderken de hani böyle alt geçitlerde saçma sapan Çin malı şeyler satılan yerler var ya. Oradan geçtim böyle. Bir tane bir şeye dokundum. Bir oyuncağa. Dedim ki, aman dedim, lütfen beni arasın. Olur beni arasın. Çünkü ben aramayacağım onu belli ki. Onu dokunduktan 5-6 dakika sonra benim telefonum çaldı. Bir bakalım kim? Tabii ki de o arkadaşım. Beni aradı. Dedi ben İstanbul'a gelmişsin, görüşelim mi? Görüştük. Manifest gerçek değilse enerjinin gerçek olduğuna inanmanız gerekiyor bence. Bence yeteri kadar odaklandığınızda ve istediğinizde bir şeye, o şey gerçekten de bir şekilde sonrasında da olabilir, çok hızlı olabilir. Ama sizinle oluyor. Ben böyle düşünüyorum ve buna inanıyorum. Bu yüzden de benim manifest panolarım benim için işe yarıyor. Siz de kendi yönteminizi bulabilirsiniz. Manifest panosu olur, yazı yazmak olur, başka teknikler var, Hu tekniği var, ne bileyim Kavanoz tekniği, bir şey, bir sürü şey çıktı zaten. Onlardan bir tanesi de size uygun olanı. Yoga yaparsınız, meditasyon yaparsınız, enerjinizi yoğunlaştırdığınızda bunları istersiniz. Allah'tan isteyebilirsiniz, Tanrı'dan isteyebilirsiniz, başka bir şeyden, başka birisinden, hiç tanımadığınız birisinden isteyebilirsiniz. Önemli olan evrene bir enerji göndermek yani. Başlıyoruz manifest panosu yapmaya. Çok net olacağız. Her zaman inanacağız yaptığımız şeye. Kendimizin arkasında duracağız arkadaşlar. Şimdi manifest panosu yapmaya başlıyoruz. Geçen seneki yaptığım bazı hataları yapmayacağım demiştim. Bakın panoma, çok güzel bir pano oldu. İşte panonuzu hazırlarken dikkat etmeniz gereken şeyler neler biliyor musunuz? İlk olarak hedefinizi belirlemek. Ben kendimi nerede görmek istiyorum? Ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Bunları iyice belirlemeniz lazım. Net olmanız lazım. Ve şu anki olduğunuz kişiden milyonlarca kilometre uzakta gibi görünse bile buna kesinlikle inanmanız lazım. Ben kim olmak istediğime kesinlikle karar verdiğimi düşünüyorum. Bugün de dikiş kursuna başladım ve bunu yeniden anladım. Ben böyle bir yerde olmak istiyorum. Böyle bir atölyenin başında olmak istiyorum dedim. Böyle manifest panomada gördüğünüz gibi bir podyum ve bir atölye resmi koydum. Bir de büyük çekimlere katılmak istiyorum kesinlikle. O yüzden böyle bir resim de koydum. Da kendimi daha çok hayal edebileceğim bir pano hazırladım diğer seneye göre. Çünkü burada kendimi görebiliyorum ben. Gerçekten de bu atölyenin içinde çalışmak istediğimden eminim. O yüzden bu atölyeyi koydum buraya. Kesinlikle ve kesinlikle hayatta en çok istediğim şeylerden birisi hem fashion show'a katılmak hem de kendimin böyle bir şey olması. Bu sefer büyük düşünüyorum arkadaşlar. Bu sefer hayal etmekten korkmuyorum. Ve benim yapabileceklerimin sınırı olmadığını düşünüyorum. Siz de hayal etmekten korkmayın. Sizi aşağıya çeken, geriye çeken, hayallerinizi anlattığınızda sizinle dalga geçen insanlardan uzak durun. Bizim bazı hedeflerimiz var ve bu yolda bize engel olan insanlar hayatımızdan çıkabilir. Bu kadar basit arkadaşlar. İkincisi, net görüntü yaratmak. Dediğim gibi net olacaksınız ve net görüntü yaratacaksınız. Yani mesela ben geçen sene öyle yapmışım. Kendi işini kur. Kendi işini kur, ne kendi işin mesela, hani ne istiyorsun? Bu sefer net oldum ve dedim ki böyle bir yerde çalışmak istiyorum, o yüzden böyle bir şey yapıyorum. Hedefimizi belirledik. Bizi olmak istediğimiz kişiden alıkoyan şeyler ne? Bunu belirlememiz lazım. Fark ettiyseniz ben de normal bir aileden geliyorum. Hiçbir şekilde aşırı zengin bir hayat yaşamadım ama bunları hayal etmekten de kendimi almıyorum. Çünkü bunları yapabiliriz. Biz yapabiliriz. Başkası yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Beni bunlardan uzak tutan şeyler neyse onu hayatımdan çıkartıyorum. Spora başlamak istiyorum. Sporcu olmak istiyorum ama sigara içiyorum. O zaman sigarayı hayatımdan çıkarmam gerekiyor. Sağlıksız beslenmeyi hayatımdan çıkarmam gerekiyor. Benim bahsettiğim şey illaki zengin olmak değil. Hayatınıza koyduğunuz herhangi bir hedef için hedefinizin önünde duran engelleri aşmanız lazım. Engelleri ortadan kaldırmanız lazım. Çok güzel bir cildiniz olsun istiyorsanız fast food yemeyeceksiniz. Fast food yemeye devam ederseniz çok güzel bir cildiniz olmaz. Sağlıklı saçlarınız olsun istiyorsunuz ama hala saçlarınızı her gün düzleştiriyorsanız bu hedefinizde bir engeldir mesela. Bunları böyle böyle çoğaltabiliriz. Ve yapmamız gereken bir diğer şeyde tabii ki de bunlar olmuş gibi yapmak. Ben dediğim gibi gerçekten de kendimde bunları görebiliyorum. Kendimi bu atölyede, kendimi bu izleyiciler arasında, kendimi burada bir çekimin içerisinde ben bunu burada kendimi hayal edebiliyorum. Sen kimsin yahu diyeceksiniz.
Ama ben burada kendimi hayal edebiliyorsam önümde hiç başka bir engel olduğunu düşünmüyorum. Burayı sosyal medyaya ayırdım. Öncekinde 250 bin takipçi yazmıştım. Buraya 550 bin takipçi yazdım. Ama ben bu sefer ne yapacağım? 550 bin takipçi yazdım ya. Diyelim ki benim takipçim 350-400 gibi oldu. O zaman ben burayı pıtsk diye değiştireceğim. Buraya yazacağım işte 600 bin, 800 bin böyle böyle. Hani her ilerlediğimde, buna yaklaştığımda ben bu sayıyı değiştireceğim. Böyle yazdığınızda çünkü kendinize de aslında bakarsanız bir sınır koyuyorsunuz. Sadece bunu hedefliyorsunuz. Aslında belki olabileceğiniz şey 1 milyon, 5 milyon ama kendinize bu sınırı koymayın. Şimdi benim 1 milyon koymamamın nedeni de ben burada 1 milyonu görseydim belki de kendime inanmayacaktım. Diyecektim ki nah olursun 1 milyon ama 555'e inanıyorum. Buraya bir mutfak resmi koydum. Çünkü ben çok büyük bir mutfağım olan bir eve taşınmak istiyorum. Ve bu mutfak tam hayal ettiğim gibi böyle penceresinden manzara görünen bir mutfak. Ben mutfaklara bayılıyorum. Çok küçük bir mutfağım var şu anda. O yüzden mutfak görüntüsü benim o kadar hoşuma gidiyor ki deli gibi mutfak fetişim başladı yani. Arabam olsun istiyorum dedim size. Ve arabamın içinde kameramın resmini koydum. Yani bu araba ne arabası bilmiyorum. Ama iyi bir arabaya benziyor. O yüzden beni de mutlu eder açıkçası. Ve YouTube'a da video atmayı kesinlikle hayatıma geri sokabilmek için böyle bir kamera vlog kamerası resmi koydum. Ve buraya da bir YouTube 100 bin plaketi koydum. Çünkü bu da YouTube için hedefim. Buraya seyahat resimleri koydum. Daha çok gez yazmışım ama daha çok gez nereye mesela? Hani nereye? Net anladınız mı? Pasaport resmi koydum. Çünkü yurt dışına daha çok çıkabilmek istiyorum. Uçak resmi. Uçakta gidebileceğim yerler olursa sevinirim mesajı. Buraya bir tane çocuk ve bir tane kız koydum. Görünüyor mu? Buraya bir tane çocuk ve bir tane kız koydum. Bilmiyorum. Belki bu benim hayatımın aşkını hayatıma çağırır diye koydum açıkçası. Bu bana biraz cesurca geliyor. Hayatımın aşkını hayatıma çağırmaya hazır mıyım bilmiyorum ama koydum. Hazır olduğum zaman gelecektir zaten. Kapadokya resmi koydum. Ben çünkü Kapadokya'ya hiç gitmedim. Fransa, Paris. Kesinlikle Paris en çok gitmek istediğim yerlerden birisi. Ve kesinlikle bu kızın yerine de kendimi düşünebiliyorum. Burada bir Santorini. Santorini değil. Burası Amalfi, İtalya. İtalya'ya çok gitmek istiyorum. Aşk çeşmesi koymalıydım. Roma'ya da gitmeliydim. Neyse. Milan ve Roma'ya da gitmek istiyorum. Burada bu benim İtalya manifestim. Sadece Amalfi'ye gitmek istemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Burada bir Bali mi, Maldiv mi bir şey. Hani böyle mavili evler falan filan var. Yani öyle bir yere hiç gitmedim hayatımda. O yüzden çok gitmek istiyorum. Onu da koydum buraya. Buraya bir bilgisayar resmi ve araba resmi olduğu için koydum. Çünkü hayatıma hem arabayı hem de güzel teknolojik aletleri de çekerim diye düşündüm böylece. Bu seferki panonun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi hedefimi belirledim. Kesinim bu sefer netim ve inanmaktan korkmuyorum. Bazen insan kendine inanmaktan korkuyor. Yani neden bunu yapıyoruz kendimize bilmiyorum ama mutfağım asla böyle değil. Ama ben bunların hepsini kendimi düşünebiliyorum. İmgeleme tekniği diyorlar buna. İmgeleme tekniğinde de kendinizi orada hayal edebilmek. Sadece hayatımın aşkı bana gelmeli, hayatımın aşkı bana gelmeli değil belki. Ama belki bir kırmızı renk, belki bir mor renk size aşkı ifade ediyor. Kendi kafanızda onu imgeleyeceksiniz, onu düşüneceksiniz, onu fotoğraflayacaksınız ki o hayatınızın aşkı size doğru çekilsin. Zaten dünyada bir sürü erkek var, bir sürü kadın var. İlla ki bir tane sizin hayatınızın aşkı, yani size gelmesi için sadece doğru frekansı bulmanız lazım. Ya da dünyada bir sürü para var, dünyada bir sürü uçakta boş yer var. Hani bir tanesine de siz oturabilirsiniz, anladın mı? Bu yıl için bu panoda olmayan da bir sürü hedefim var. Bu pano benim için daha çok böyle kendimi imgelemek panosu. Yani kendime daha fazla hedef koydum tabii ki de. Mesela daha fazla kitap okumak istiyorum. Daha fazla film seyretmek istiyorum. Çünkü ben çok az film seyrediyorum ve daha fazla izlesem belki hayatıma daha iyi etkileri olur filmlerin. Daha fazla meditasyon yapmak istiyorum ve daha güçlü bir kız olmak istiyorum. Vücut olarak, fiziksel olarak daha güçlü bir kız olmak istiyorum. Bunları kendi kafamda düşündüğüm için, düşünebildiğim için bunları vizyon panosuna eklemedim. Bir de manifestin bence yanlış anlaşılan bir tarafı var diye düşünüyorum ben. Her zaman pozitif düşünmeye çalışmak. Mesela sabah uyandınız işte, bir anda yataktan düştünüz ama yataktan düşebiliyorum çünkü yatağım var gibi bir pozitif enerji yollamanıza gerek yok bence. Bazen de arkadaşınızla küstüğünüzde, sevgilinizden ayrıldığınızda, annenize kırıldığınızda, babanıza darıldığınızda, kardeşinizden beklemediğiniz bir tepki aldığınızda üzülmeye de kendinize, kötü şeyler düşünmeye de kendinize izin vermelisiniz. Yani sürekli sadece çok iyiyim, çok güzelim, çok mutluyum, çok zenginim, çok sağlıklıyım diyemeyiz yani. Bazen de negatif olabiliriz. Bunu da unutmayalım yani. Toksik bir pozitiflik olmasına gerek yok. Umarım 2023'ün sonunda da tekrar bu videoyu çekeriz ve ben derim ki
Gördünüz mü? Hepsini başardım. Manifest için bir diğer yöntem de yazma yöntemi. Bu defterimde benim bir sürü saçma sapan şeyler yazıyor belki de. Ben her istediğim, her düşünceyi geliyorum. Bu defter her zaman yatağımın başında duruyor. Bir düşünce mi aklıma geliyor? Ben bunu istediğime kesin karar mı veriyorum? Gidiyorum yazıyorum defterime. Net olun dedim ya size. Net olunla alakalı bir şey göstereceğim size. Yazdığım. Ders çalışmam gerekiyor. Genel cerrahi 14 Ekim'de vermiş olacağım. Ben genel cerrahi bütüne kalmıştım ve genel cerrahi geçeceğim yazsaydım buraya, ben genel cerrahi illaki bir gün geçerdim büyük ihtimalle. Belki de o ay değil ama diğer ay bir daha alsam bir daha geçerdim. O yüzden ben buraya yazdım ki 14 Ekim'de. Çünkü bizim sınavımız 14 Ekim'deydi. Ben de 14 Ekim'de geçmiş olmak ve antik genel cerrahi hayatına çıkarmak istiyordum. Net olmak derken de tam olarak bu netlikten bahsediyorum. Gidin yazın defterinize. Ben 1.85 kumral, sarı saçlı, mavi gözlü ya da yeşil gözlü, kıvırcık saçlı, düz saçlı, şöyle bir işte çalışan, böyle böyle özellikleri olan birini istiyorum hayatımda. Bunu yazın. Ben, bana ayda şu kadar gelir getiren, günde 5 saat çalıştığım, masada çalıştığım, masa başında çalıştığım, sahada çalıştığım, ne istiyorsanız bu işi istiyorum hayatımda. Yazın, net olun, isteyin, kendinizi orada görün. Ben şöyle bir evde yaşamak istiyorum. 5 katlı olsun, 6 tane odası, 7 tane banyosu, 8 tane de oturma odası olsun. Yazın, istediğinizi yazın, istediğinizi yazabilirsiniz. Çünkü hayal ediyorsunuz ve hayal ettiğiniz zaman kimse sizden bir para istemeyecek. O evin kirasını ver bana o zaman, sen bu evi hayal etmişsin demeyecek o evde oturan kişi gelip de size. Bu dünyada bir sürü ev var, bir tanesi de sizin istediğiniz gibi oluverir. O eve yazın. Hayalinizdeki ev yazın. Büyük mutfaklı ev istiyorum ben mesela. Ben mesela rezidansta oturmak istiyorum birazcık da. Belki onun nasıl bir havası var, nasıl bir şeyi var. Bunu şey yapmak istiyorum. Belki ben 3 katlı bir evde, müstakil bir evde oturmak istiyorum. Onu da tatmak istiyorum. Köpeğim olsun istiyorum, kedim olsun istiyorum. Yazın, yazın. Bunu yazın. Bunu görüntülemeye çalışın. Videonun sonuna geldik. Manifest deyince aklınıza saçma sapan bu salak da ne diyor diye düşünmeyin. Bir de bu panoyu böyle bir yere fırlatıp atmayın. Yani bu panoyu yaptık, okey bitti artık, fırlatıp atayım bir daha hiç bunlar hakkında düşünmeyeyim o zaman diye dileklerim gerçek olsun gibi bir şey olamaz. Bunları her gün göreceğiz ve her gün kendimizi burada hayal edeceğiz. Her gün kendimizi burada bu pasaportu kardeşimle birlikte tutarken kendimi hayal edeceğim. Burada bu çocukla, bu çocuk kim bilmiyorum, el ele tutuşup böyle Londra'da bir yerde, Londra gibi geldi burası bana, gezerken kendimi hayal edeceğim. Burada bu kadın Chanel çantasını takıp Paris'in Eiffel Kulesi'nin altında fotoğraf poz vermiş. Ben bu kadın gibi kendimi hayal edeceğim. Ben arabamda böyle YouTube videosu çekerken kendimi hayal edeceğim. Bu yüzden bunu evimin köşesine, baş köşesine koyuyorum ve her gün görebileceğim bir yerde oluyor. Manifest hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ben manifest uzmanı falan değilim asla ama manifest hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Enerjinizi doğru yönlendirmeyi unutmayın. Sakınlıkla kendinize güvenmeyi asla bırakmayın ve kendinize güveninizi dilen insanlar hayatınızdan defolup gitsin, artık onlardan nefret ediyorum. Ve de Buda'nın şöyle bir söz var. Bununla da kapatalım istiyorum. Buda demiş ki, bugün inandığın şeye yarın dönüşürsün. Eğer siz de manifest panosu yaparsanız bana atmayı unutmayın. Instagram'dan benimle paylaşabilirsiniz. Ve böylece bence gerçekliği daha fazla artar diye düşünüyorum. Aşağıda 2023'ten beklentilerinizi yazabilirsiniz. Hep beraber yazalım. Diğer yılda bakalım tekrardan ki olmuş mu diye. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Diğer videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.